Merhabalar sevgili arkadaşlar. 18 Eylül Çarşamba gününün enerjisinden bahsedeceğiz. Bugün Balık burcunda bir ay tutulması gerçekleşecek ve bir süper ay. Balık burcu temasındaki, Balık burcu konusundaki ne var ise ve aynı zamanda hepimizin natal haritamızda Balık burcu hangi hayat alanımıza denk geliyorsa o konularla ilgili bir hızlanma, bir hareket, bir gündemin olması söz konusu diyebiliriz. Ay tutulması bunları getirecektir bizlere. Peki neler getirebilir? Özellikle de duygusal konularda daha fazla yoğun olabileceği, ikili ilişkiler adına daha fazla ön plana çıkarabileceğimiz bir zaman dilimi. Yani Balık burcundaki ay tutulması bizim merhametimizi, bizim şefkatimizi, duygularımızı, sevgimizi, aşkımızı, ideallerimizi, hayalperest enerjilerimizin, aslında şöyle bir durum var. Hayallerimiz var ve bu hayallerimizi gerçekleştirmek adına bazı şans ve fırsatların çıkabileceği bir zaman dilimine geçiş yapıyoruz. Yani bu tutulma bize bunu sergileyecek. Özellikle de ideallerimizi gerçekleştirmek ve hayallerimizi gerçekleştirmek adına hareket edebileceğimiz bir zaman dilimi. Ama şöyle de bir durum var sevgili arkadaşlar. Evet, hayallerimizin peşinden gideceğiz ama gerçekçi hayaller, olmayacak hayaller kurarsak biraz da hayal kırıklığına maruz kalabiliriz. Olabilecek hayallerimizin peşinden gidereceğimiz ve yeni başlangıçlar yapabileceğimiz bir tutulma ve bu tutulma bizi daha çok duygusal konularda yönlendirecek diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet, bugün aynı zamanda otorite figürleri, güçlü kişiler ve aynı zamanda aile büyükleriyle alakalı, çevremizdeki, etrafımızdaki eril enerjilerle egosal çatışmalara girebiliriz. Benim dediğim, işte senin dediğin, biraz karşı tarafın baskısı, biraz zorlaması gibi bir durum söz konusu olabilir. Ya da çalıştığınız yerde olabilir, eşinizle olabilir, babanızla olabilir, abinizle olabilir. Yani eril enerji hayatınızda kim ise, otoriter figür hayatınızda kim ise, onunla alakalı bir gerginlik ve bir karşıtlık söz konusu olabilir. Aynı zamanda devletle ilgili bir işimiz var ise, gittiğimiz devlet dairesinde yapacağımız işlerle de ilgili sıkıntılar söz konusu olma ihtimali var diyebiliriz. Aynı zamanda yine sabah saatlerinde ani, beklenmedik sürpriz durumlarla da karşı karşıya kalabiliriz. Planlar değişebilir, beklenmedik durumlardan ötürü kafamızda yeni fikirler, yeni projeler, yeni planlara doğru hareket edebileceğimiz bir gün diyebilirim. Ani, beklenmedik sürprizlere de açık olun diyebiliriz. Bu da hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz, şans ve fırsatları yakalayabileceğiniz bir zaman dilimi gibi görünüyor. Yine aile büyükleriyle, otorite figürleriyle yine karşıtlıklar söz konusu ve burada birbirimizi anlayamama, birbirimizi yanlış ifade etme, kendimizi yanlış aksetme ya da yanlış anlamamız gibi de bir durum söz konusu olacak. İletişimsel sıkıntılar, karşı tarafla söz tartışmasında olmak, sözlü atışma yapmak, sözlü kavgaya girmek gibi bir durum söz konusu gibi görünüyor. Yine sorumluluklarınız, görevleriniz ve yaptığınız projelerle ilgili de ya da işte başvurularla ilgili bir yere bir evraktı, işte maildi, bu tarz dosya gibi bir şeyler hazırlayacaksanız da burada yine bir sıkıntı söz konusu olabilir. İşte attığınız mail gitmeyebilir, başvurunuz kabul edilmeyebilir. Bu tarz sorunlar yaşanabilir sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda değişim ve dönüşüm adına da hareket edebileceğimiz bir gün. Yani öyle bir zaman dilimindeyiz ki her şey bir anda değişebilir, her şey bir anda yeniden başlayabilir, her şey bir anda kül olabilir,
kül olduğu yerden tekrar alev alabilir. Yani bir şekilde bir şeylerin sonlandırıp yeniden bir şeylerin başlayabileceği bir zaman dilimindeyiz diyebilirim. Güç enerjisinin, cesaret enerjisinin hakim olduğu zaman dilimi. Özellikle de sabah saatleriyle öğlen arası 12.30'a kadar olan dilimde bunların hepsini yaşama ihtimalimiz var sevgili arkadaşlar. Yani bir yandan cesaret, bir yandan güç, bir yandan eyleme geçmek, bir yandan coşku, tutku, hırs hepsi ön planda. Bir yandan işte hayallerimizi gerçekleştirmek için eyleme geçeceğiz. Ama bir yandan da karşıtlıklarla, zorluklarla ya da işte sizin hayallerinizin peşinden giderken size karşı gelenlere rağmen belki de bu şans ve fırsatları yakalayıp hayallerinizin peşinden gidebileceğiniz bir durum söz konusu gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda öğleden sonraki saatlerde enerjiler değişecek. Sabırsız, aktif, dinamik, özgür, biraz sinirli, biraz böyle yine hırslı ve kontrol edilemez bir enerji bizleri bekliyor diyebiliriz öğleden sonraki zaman dilimi içinde. Aynı zamanda akşam saatlerinde yine uyumlu, yine şans ve fırsatlara açık olduğumuz, yine gelecek vaat edecek girişimlerde bulunacağımız, eylemlerde bulunacağımız ve hareket halinde olabileceğimiz bir akşam saati de bizleri bekliyor diyebiliriz. Gece saatleri sıkıntılı. Gece böyle uykudan uyuyanların sayısı fazla olabilir. Gece saatlerinde baş ağrıları hakim olabilir. Migren olanlar migren atakları yaşayabilir. Gece biraz sıkıntılı. Kavga, işte tartışma, işte kazalar, sakarlıklar söz konusu gibi görünüyor. Aynı zamanda gün genelinde sevgili arkadaşlar, sevgilinle seni ayırmaya çalışan aile üyeleri, kötü dostlar, kötü kız arkadaşlar, sevgilini kıskanıp araya girmeye çalışan kadınlar söz konusu olabilir diyorum bazılarımız için. Kavga, şiddet gibi durumlar da söz konusu. Zarar görme, insanlardan, çevreden zarar görme, kazadan yaralanma gibi durumlar söz konusu gibi görünüyor. Yani sizi kıskanıp, ilişkinizi kıskanıp ayırmaya çalışan üçüncü kişiler de söz konusu olabilir. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var diyebilirim. Günün olumlu enerjilerinden faydalanabilecek olan burçlar, Balık burcu, Akrep burcu ve Yengeç burcu günün olumlu enerjilerinden daha fazla faydalanabilecekler diyebiliriz. Pekala, Rumi bize ne söyleyecek? 18 Eylül Çarşamba diyoruz. 18 Eylül Çarşamba, dinarların ası geldi. Sevgili arkadaşlar, başlangıç, sağlam başlangıç, kalıcılık, köklü bir değişim, köklenmek, bir şeyin onaylanması. Gerçek bazen sıcaktır, bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur diyor. Dinarların asıyla yeni başlangıçlar yapacağımız ve sağlam başlangıçlar yapacağımız bir durum söz konusu gibi görünüyor sevgili arkadaşlar. 18 Eylül Çarşamba diyoruz. Hava üçlüsü geldi. Büyük üzüntü, iyileşmek için zaman harca, kendini ve başkalarını affetme ihtiyacı. Hava üçlüsü burada aldatma, aldatılma, kandırma, kandırılmayı verir sevgili arkadaşlar. Ve bu da üçüncü kişilerden dolayı bir canınızın yanması, kalbinizin kırılması söz konusu. Biraz önce söyledim, sevgilinizle, eşinizle, partnerinizle aranızı açmaya çalışanlar olabilir diye. Burada da hava üçlüsü zaten ihanet kartıdır. Üçüncü kişilerden dolayı kalp kırıklığıdır. Hava üçlüsü geldi sevgili gönül dostları. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Büyük üzüntü, iyileşmek için zaman harca, kendini ve başkalarını besle dedi burada. Affet diyor aynı zamanda da ve burada da köklü değişimler söz konusu gibi görünüyor. Yine ilişkilerde köklü değişimler, köklü başlangıçlar ve yön değişikleri söz konusu gibi görünüyor bu gelen mesajda. Evet. O zaman ne diyoruz? Sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık.